Gevent kökünden elde edilen ekstrakla deney yapmış Amerikalılar. Bu gevent astragalus membranosus, Latincesi DNA yenilir, hücre yeniliyor. Şimdi insan hücresi ortalama 100 defa bölündüğünü düşünelim. Kemik hücreleri 2 yılda bir çoğalır. Mide hücreleri 4 günde bir yeniler kendini. Karaciğer hücresi 200 günde yeniler. Kan hücreleri 120 günde. Yani ortalama 200 diyelim bölünür, çoğalır. İşte hücrelerin bölünmesi sırasında kromozom ortadan ikiye ayrılırken kromozomların uç kısmında telomer var. Telomer şişenin üstündeki kapak gibi kromozomun bozulmasını, dağılmasını önler. Telomer olmasa hücre çok çabuk bozulur, hastalanır. Koruyucu telomer. Fakat bir insan 10 yaşındayken telomer sorunsuz 10 bin nükleotit parçadan, amino asitten oluşur. 10 bin 10 yaşında. 20 yaşına gelince 9500, 30 yaşına gelince 9000, yavaş yavaş azalır. Amino asitlerin bu kapaktaki telomerdeki amino asit oranı azaldıkça 70-75-80 yaşına gelince hücre bölünmez. Hücre bölünmezse amino asit kalmaz telomerde. 3000'in altına düşünce hücre ölümleri başlar. Bu nedenle yaşlı insanlarda kemik erimesi, deri erimesi, cilt erimesi gibi sorunlar yaşar. Yaşlanma nedeniyle boyu kısalır. Kemikleri erir, kasları, dokuları erir. Bu her insanda aynı yaşta olmaz. Bazı insanlar 100 yaşına kadar genç kalır, bazıları 60 yaşında erimeye başlar. Neden? Bu telomerin daha uzun süreli, dayanıklı olmasını sağlayan hücre bölünmesi ortalama 100 defa bölünüyorsa 150 defa bölünebilmesi mümkün mü? Mümkün. Nasıl olur? Telomeri besleyerek. Bu da gevenin olur. Gevenin birleşimindeki astragalo ve diğer etken maddeler. Gevence ürettik. Ne yapıyor vatandaş? Bu gözaltı morlukları, kırışıkları, kaz ayağı denilen kırışıklara sürdüğü zaman buradaki kırışıkları, kaz ayaklarını ortadan kaldırır, gençleştirir, güzelleştirir. Kullanan herkes memnun. Çok güzel neticeler alıyoruz. Yıllardır da kullanılıyor. Ha biz bunu biraz değişiklik yaptık. Bunun doğal kokusu biraz hoş değildi. Rahatsız oluyoruz kokusuna biraz şey yapsanız vesaire dediler. Bunlar lavanta ve gül, diğer bitki eterik yağlarıyla kokusunu hoş bir hale getirdik. Daha güzel oldu. Saygılar, sevgiler.